Herkese merhabalar dostlar 2021 yılı ikinci dönem yani Ziran-Temmuz dönemi Sağlık Bakanlığı'nın 4 belli personelin eş durumu tayinleri açıldı. Şimdi bir önceki veya bir sonraki videoda zaten ikisini aynı tarihte paylaşacağım arkadaşlar. 45A personelinin de eş durumu tayinleri açıldı. Şimdi bu ikisinin ortalama tarihleri vesaire aynı süreçte takip edilecek arkadaşlar. Yani Biraz sonra söyleyeceğim. E, tarihler aynı. Bu kura takvimine göre yapılıyor bu da. Bu kura takvimine göre incelediğiniz zaman e, aynı 3 artı 1 personelin de tarihleri aynı olacak. Yani 26 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde başvuru 25 Ağustos tarihinde başvuruların açıklanması ve e, kabul edilenlerin ve reddedilenlerin sonuçları 25-26 Ağustos 2 günlük süre içerisinde reddedilenlerin itiraz süresi. 31 Ağustos'ta itirazların netleşmesi ve 2 Eylül tarihinde de kuralların gerçekleştirilmesi durumu söz konusu olacak. Şimdi biraz önce de dediğim gibi ortalama başvuru şartları yine aynı özellikler üzerine olacaktır. Siz yine de eğer isterseniz 3 artı 1 videosunda inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan burada bir nokta var. Birincisi başvuru tarihleri 26 Temmuz 2 Ağustos tarihler arasında ve ikinci olarak da başvuru şartları. Şimdi başvuru şartlarını beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte hem okuyarak hem detaylandırarak bu durumu sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdi bir pozisyona vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor sözleşmeli personelden. Eğer çalışmışsınız, bir yıl çalıştınız ve başvuru yapacaksanız, kamu personeli olan eşin görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevle bulunduğunun veya eşinin Sağlık Bakanlığında stratejik personel kadrol 657 4B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sözleşmeli, 5052 sayılı kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı kanuna göre ekli 2 sayılı cedvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını belgeleyenler görev yaptıkları pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan, bakanlıkça ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunacaktır. Yani arkadaşlar eşi sağlık bakanlığı personelleri olanlar ve herhangi bir şekilde değiştirilenmeyenler, boş pozisyon olması haliyle eşinin yanına gidebileceğini burada söylüyor arkadaşlar. Madde 2. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan eşlerden her ikisinin 4B personeli veya birinin 4B diğerinin kadrol olması halinde anılan yönergenin 7. maddesinin 3, 4, 5. fırkasının şartları taşıyan sözleşmeli personel eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir diyor. 3. 4B statüsünde çalışmaktayken anılan yönerge ek birin mad birinci maddesi hükümleri kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de yukarıdaki belirtilen şartları taşımaları kaydıyla işinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişik talebinde bulunacaklardır. Bu personelden eş durumu nedeniyle yer değişikliğini hak kazananlar aile sağlığı çalışanı hizmet sözleşmelerine feshederek yeni yerlerinde 4B'li personel olarak göreve başlayabilecek. Yani arkadaşlar siz Aile hekiminin yanına geçmişsiniz. Orada görev yapıyorsunuz. Fakat eşinizin yanına gitmeyi yok istiyorsunuz. Sizler de e, bu buraya katılım sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki nedir? Gittiğiniz yerde aile sözleş e, aile hekimliğinin yanında çalışmayacaksın. Aile hekimi olarak, aile hekimi elemanı olarak çalışmıyorsunuz. Gittiğiniz yerdeki kurumda yine 4B sözleşmeli personel olarak eski şekilde görevinize devam edeceksiniz arkadaşlar. Madde 4 hizmet süresi hesabında 14 Eylül 21 2021 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esası alınacaktır. Yani çalışma sürenizin bir yıl dolulma sınırı 14 öyle Yani siz bu gün kaç mesela bugün 27 Temmuz şu an itibariyle değerlendirmeye alınmayacaksınız. Mesela yani 8 Ağustos'ta, 29 Ağustos'ta, 10 Eylül'de dahi göreve başlamış olsanız bu kuraya katılım sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Madde 5. Ücretleri genel bütçeden karşılanan 4 b sağlık sözleşmeli personel el işinin çalışmak olduğu il için ilan edilen genel bütçe pozisyonlarına ücretli döner sermaye bütçesinden olanlar da boş döner sermaye pozisyonlarına baş vurulabileceklerdir. Yani arkadaşlar sizin şu anki kadronuz genel bütçeden mi ödeniyor yoksa döner sermaye bütçesinden mi ödeniyor maaşlarınız? E, bu atamalar da ona göre yapılacaktır. Zaten biraz e, önceki takvimde de gördüğünüz gibi döner sermaye boş pozisyonu ve genel yönetim bütçesi boş pozisyonlarda burada mevcut. Oradaki kadrolara bakarak e, tercihlerinizi ona göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 6 başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvurumunu elektronik ortamda kaydedip kesinleştirecektir. Eğer kesinleştirmezseniz sistem kabul etmiyor maalesef. O yüzden işleminiz yapılmayacaktır. Herhangi bakanlığa da bir fiziki evrak göndermenize gerek yoktur. Bütün işlemlerinizi buradan yapacaksınız. Yine PBS üzerinden ek bir formda belirtilen çalışma durumunu gösterir belgeyi de yine başvuru ortamı üzerinde değerlendirirken arkadaşlar buradan başvuru formunu doldururken bu işlemleri yine oradan e, o belgeleri de göndermeniz gerekecektir. Diğer e, maddeler yine bu başvuru süresi, yayınlanma süresi ve sonuçlarla alakalı bilgiler vermektedir. Kendiniz incelemek isterseniz tabii ki inceleyin. İsterseniz değil bence özellikle açın kendinize bir e, eksik aktarım olmamasının adına açıp inceleyin arkadaşlar. Tek tek okuyun yine maddeleri. E, Konuyla alakalı bir sorunuz olursa bilemediniz ya da yanıldınız ya da e, kafanızı karıştıran bir sorusunu videonun açıklama kısmındaki e, yorum kısmına yapabilirsiniz. Bütün sorularınızı e, gün içerisinde cevaplayacağımı bilmenizi isterim. E, bunun yanında arkadaşlar başvurunuzu başvuru ekranından yani şuradaki linke tıkladığınız zaman sizi E-devlet başvuru sistemine atacaktır. E-devlet şifrenizi girdiğiniz zaman direkt bu sayfa açılıyor arkadaşlar. Buradan biraz önce de dediğim gibi 3 artı bir personel ile aynı tarihte 4B personelinin eş durumu kurası aynı anda açıldığı için iki tane başvuru ekranı var sizin için hangisi uygunsa yani siz 4B'liyseniz bu kutucuya şayet 3 artı bir personelizsen bu kutucuya başvuru formuna tıkladığınız zaman sizi yönlendirecektir. Şimdi ben tıkladığım zaman beni yönlendiremiyor çünkü arkadaşlar ben bu kadroya uygun bir personel değilim o yüzden beni kadroya almıyor. Ona göre bilgilerinizi siz girdiğiniz zaman başvuru sayfası açılacaktır. Oradan gerekli işlemler yaparak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, <laughs> kura takvimi ile alakalı olarak arkadaşlar Instagram sayfasından gerekli bilgilendirmeleri yapıyorum. Eğer takip etmek sizin için zor oluyorsa ya da kaçırırım gibi bir düşünceye sahipseniz ben gerekli tarihleri Instagram sayfam üzerinden de paylaşımları yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Instagram sayfamda yine e, kanalın sayfasındaki e, Instagram linkinden de ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında da mevcuttur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak adına, takip etmek adına, güncel haberlerden haberdar olmak adına, Bakanlığın mevzuatı ile alakalı olarak güncellenmelerden haberdar olmak adına da kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.